1943'te Disney bir animasyon filmi yayınladı. Bu bir propaganda filmiydi ve 2. Dünya Savaşı zamanında yayınlanmıştı. Reason and Emotion isimli bu 8 dakikalık film, insan zihninin içerisine giriyor, aklın ve duygunun birbiriyle mücadelesini anlatıyordu. Bu tarihten 70 yıl sonra yine aynı stüdyo insan zihnine derinlemesine dalış yapacaktı. İngilizce'de Inside Out yani ters yüz etmek deyiminden ismini alan bu yapım, insanın iç yüzünü dışa çevirmeyi amaçlayan bir proje olarak yola çıkmıştı. 12 yaşına kadar güler yüzlü ve eğlenceli olan kızının bir anda hiç olmadığı kadar sakin tavırlara bürünmesinin ardından yönetmen Pete Doctor da bu projeye sıcak bakmaya başlamıştı. Kızının ruhsal değişimini anlamak için yola çıkan bir baba, bir anlamda tüm insanlığın ruh yapısına dair anlamlı bir portre çizecekti. Ters yüzde hikaye iki katman üzerinden işleniyor. Riley isimli kız çocuğunun 11 yaşına kadar mutlu bir dış yaşamı var. Annesi ve babasıyla kurduğu ilişkiler, buz okeyine olan tutkusu ve arkadaşlarına olan sevgisi Minnesota'da güzel bir çocukluk geçirmesini sağlıyor. Karakterimizin çocukluktan ergenliğe adım attığı döneme denk gelen başka bir ülkeye taşınma süreci ise her şeyi değiştiren etken oluyor. Yeni bir ülke Riley için travma oluşturabilir. Ama ben size bu işin çok daha hızlı ve çok daha konforlu yolundan bahsedeyim. Surfshark VPN. İnternet günümüz dünyasının en fark yaratan teknolojisi. O zaman ne yapmalı? Bu nimetten en verimli, en özgür ve en güvenli yoldan yararlanmalı. Burada Surfshark VPN devreye giriyor. Peki neden sanal özel ağ anlamına gelen VPN servisini kullanmalıyım diye soruyorsan işte sebepler. 1. Benim gibi kısıtlamalara, engellemelere dayanamayan biriysen, tüm dünyaya ait içerikleri merak ediyorsan Surfshark sayesinde özgür ruhunu okşayabilirsin. İçerik üretme sürecimde bir sürü filmi incelemem gerekebiliyor ve eğer Türkiye'de bu filme ya da bu filme ilişkin kaynağa erişemiyorsam tüm çalışmalarım yarıda kalabilir. Surfshark sayesinde bu endişelerime mahal kalmadı. 2. Sürekli gözetlenmekten rahatsız oluyorsan, internet üzerinde saçma sapan reklamların önüne çıkmasından sıkıldıysan, Surfshark'ı kullanıyorsun, kafan rahatlıyor. Anında tertemiz bir internet deneyimi yaşamaya başlıyorsun. 3. Eğer diş fırçanı başkalarıyla ortak kullanmıyorsan, ki kullanmadığını varsayıyorum, neden her şeyini paylaştığın, saatlerini harcadığın internetini kendine özel hale getirmiyorsun. Üstelik fırsatlarla dolu kampanya varken. 24 aylık bir VPN planı satın almak şu anda bulabileceğin en iyi seçeneklerden birisi. Açıklamaya bıraktığım linki kullanırsan veya ekrandaki QR kodu taratırsan ilk 3 ay ücretsiz şekilde kullanmaya başlayabilirsin. Ekranda gördüğün promosyon kodunu girmen yeterli. 7/24 destekli tüm cihazlarda kullanılabilme özelliğiyle 10 numara 5 yıldız bir hizmet. Üstelik 30 günlük para iade garantisi de var. O zaman kaybetmeden fırsatı yakala. Dış dünyada Riley'i sadece üzgün bir surat ifadesiyle gözlemlesek de hikayenin ikinci katmanının devreye girmesiyle bu ifadenin altında yatan zihin yapısını etraflıca analiz edebiliyoruz. Büyümenin ve tanıdığı çevreden ayrılmanın etkisiyle Riley'nin zihin dünyası karmaşaya sürükleniyor. Burası kumanda merkezi. Riley'nin duygularının yaşam alanı. Neşe, üzüntü, öfke, korku ve tiksintiden oluşan bu ekip ana karakterimizin yaşam deneyimini inşa eden elementler. 5 farklı renkle temsil edilen bu duygular, büründükleri renkler gibi Riley'nin tüm deneyimlerini renksiz bir çizimden büyüleyici renklere sahip bir tabloya dönüştürüyor. Kumanda neşenin elinde olursa Riley en sıkıcı durumlarda bile eğlenmenin yolunu buluyor. Yok kumanda üzüntünün eline geçerse de minik karakterimiz hüzünlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Hayat her zaman böyle değil midir? İyi modumuzda sıkıcı durumlara bile katlanabiliriz ama kötü bir günümüzdeysek ufacık aksiliklere bile tahammül edemez hale geliriz. Karşılaştığımız her olay hem negatif hem de pozitif detaylar içerse de bunlardan hangisine odaklanacağımızı yine içsel duygu durumumuz belirler. Inside Out hazırlanma sürecinde sinir bilim ve psikoloji gibi bilim dallarından danışmanlık alarak detaylandırılmış. Madem öyle, bir anlığına kurgunun dışına çıkarak kendi zihin yapımıza göz atarsak gerçekten böyle 5 duygunun yer aldığı bir sistemle mi karşılaşırdık? Tahmin edebileceğiniz gibi iç dünyamız bu animasyonun tariflediğinden çok daha karmaşık. Beynimiz sadece duyguların yer aldığı bir sistemden ibaret değil. Ancak beynin çekirdeğinde yer alan limbik sistem tam da Riley'nin kumanda merkezine benzer biçimde hayatlarımıza müdahil oluyor. Bu merkez olaylara duygusal olarak yaklaşmamıza ve nihayetinde bir takım ruh hallerine bürünmemize sebebiyet veren bölge. İnsan duygusal bir canlı ve kararlarının hemen hepsini bu zemin üzerinde alıyor. Akılcı bir yaşam formu olduğumuzu düşünsek de genelde isteklerimize göre yaşayan canlılarız.
İç durumumuza başvurmadan bir matematik problemi çözebiliriz. Ancak önümüze gelen menüden kendimize tatlı bile seçemeyiz. O anda ne yapmak istediğimize dair bir öncelik listesi çoğunlukla anlık dürtülerimizin elinde olur. Gündelik yaşamda uzun vadeli çıkarlarımızı hesaplayarak kararlar almak yerine hislerimize kulak vererek ilerleriz. Bu yüzden duyguların kumanda merkezinde olması gayet doğru bir seçim. Limbik sistemin çevresini saran beyin kabuğunda ise daha akılcı ve hesaplayıcı devrelerimiz yer alıyor. Ve gün içinde birçok kez bu iki sistemin, yani duygularımızla mantığımızın birbiriyle mücadeleye girdiğini hissediyoruz. Akılcı hareket ederek duygularına hakim olanların genelde başarılı insanlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü duygular çoğunlukla bizi anlık heveslere ve devamında hayal kırıklıklarına sürüklüyor. Ne iş yaparsak heyecanlanmamıza ve belki de o işi doğru düzgün yapamamamıza neden oluyor. Bu durumda duygusal olmanın bir dezavantaj olduğunu ve hayatta her zaman akılcı olmamız gerektiğini söyleyebilir miyiz? Duygular insanların defosu olabilir mi? Sonuçta üzüntü depresyona girmemize, öfke onunla kalktığımız her durumda zararla oturmamıza, korku yaptığımız tüm işlerde elimizin ayağımıza dolanmasına ve tiksinti diğer insanlara karşı yersiz ön yargılarımıza sebep oluyor. O zaman duyguların bize hükmetmesine engel olarak gerekirse duygusuz bir yaşam mı sürmeliyiz? Bunlara cevap vermeden önce gelin beynimizin anatomik yapısına tekrardan bakalım. Bu gördüğünüz kısım hipokampüs. Limbik sistemin hemen yanında konumlanan bu bölge beynimizin bir bakıma hafızasından sorumlu. Ne zamanki bizi duygusal anlamda etkileyen bir olayla karşılaşalım, burası aktif olur ve anılarımız oluşmaya başlar. Yani bir olayın aklımızda kalmasının sebebi aslında ona karşı bir duygulanım geliştirmemizdir. Mesela ders kitaplarında yer alan herhangi bir bilgiyi aklımızda tutmakta zorlanabiliriz. Ama sözlü esnasında korku yaşadığımız ve bilemediğimiz bilgiler istemesek de hafızamızda yer edinir. Ya da sıradan bir günü anı olarak hatırlayamasak da çok sevindiğimiz ya da çok üzüldüğümüz bir günü hayat boyu unutamayız. Bu yüzden hayatta hiçbir anı duygulardan yoksun muhafaza edilemez. Duygular yaşadıklarımızın kalıcı olarak depolanmasını sağlayan tutkallardır. Nörobilimin bize sunduğu bu bilgiler filmde de aynı şekilde işlenir. Riley'nin deneyimlediği anlar hangi duygu çerçevesinde vuku bulmuşsa o renkle uzun süreli hafızada depolanır. Ancak bazı zamanlar duygu durumumuza bağlı olarak eski anılarımızı anımsama şeklimiz değişebilir. Çünkü anılar zihnimizde olduğu gibi depolanmaz. Biz onları ruh halimize göre yeniden tasarlayarak anımsarız. Anlık duygu durumumuz anılarımızın da hangi kısmına odaklanacağımızı değiştirir. Kısacası hayat hikayemizi ve biriktirdiğimiz anıları duygusal olmamıza borçluyuz. Buna göre duygusuz bir yaşamdan söz etmek pek mümkün görünmüyor. Çocukken sadece gülerek veya ağlayarak verdiğimiz tepkiler ergenlikte yerini daha belirsiz tepkilere bırakır. Duygularımız iç içe geçmeye başlar ve zaman zaman ne hissettiğimizi anlamakta zorluk çekeriz. Ergenlik bir geçiş aşamasıdır ve bu kertede duygusal dengeyi korumak herkes gibi Riley için de pek kolay değildir. Film bir sahnesinde büyüme sürecinde zihinlerimizin yaşadığı değişimi çok iyi özetler. Riley'nin kumanda merkezinde neşe liderlik yapar ve tüm duygular oradan oraya koşuşturmaktadır. Annesinde ise üzüntü liderliği devralmıştır. Ve duygular eskisi gibi hareketli olmaktansa oturur pozisyondadır. Gerçekten de büyüdükçe içimizdeki neşe azalır ama duygusal olarak daha dengeli, daha oturaklı insanlara dönüşürüz. Filme geri dönelim. Riley hem büyümenin hem de alışkın olduğu hayatın dışına çıkmanın krizini atlatamaz. Bu durumda duyguların bulunduğu merkez birbirine girer. Neşe bu merkezin lideri olarak durumu her zaman kontrol altında tutmaya çalışır ve üzüntü başta olmak üzere diğer tüm duygulara baskı uygular. Sonuçta tüm amaç Riley'nin mutlu olmasıdır. Bu davranış paterni günümüzde oldukça yaygın ve biz buna toksik pozitiflik diyoruz. Yaşanılan tüm durumlarda sahte bir mutluluk maskesine saklanmak ve diğer duyguları reddetmek bu yaklaşımın temelini oluşturuyor. Ancak bu yaklaşımın pek sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim Riley'nin zihninde de neşenin bu ısrarı bir kazanın meydana gelmesine yol açar. Neşe ve üzüntü kumanda merkezinden uzaklara fırlatılır. Artık Riley'nin üzüntü duyması mümkün değildir ama neşeli de olamayacaktır. Bu bir insanın bulunabileceği en buhranlı ruh halidir.
Riley depresyona girdiği bu süreçte ne hakkıyla üzüntüsünü yaşar ne de keyfini yerine getirmenin bir yolunu bulur. Hissizlik içerisine girmiştir ve bu durum dünyaya karşı tam bir kayıtsızlık sergilemesine sebep olur. Halbuki bunun yerine üzgün olmak çok daha yararlıdır. Üzüntülü olmak deneyim itibariyle olumsuz görünse de hayatlarımızı anlamlandırmanın en önemli parçalarından birisidir. Aslında her zaman mutlu olmamız gerekmez. Hayatta bazen üzücü anlar olabilir ve bu gayet doğal bir durumdur. Önemli olan sadece üzüntü de değildir. Duygularımızı sürekli kontrol etmek yerine bazen o an ne gerekiyorsa onu hissetmek gerekir. Doğadaki tüm renkleri kucakladığımız gibi duyguların hepsine de kucak açmalıyız. Nihayetinde hayat bir duygulanım çorbasıdır. Yaşam bize sadece bu 5 duygu durumunu bahşetmiyor. Her ana özel farklı farklı hislere girebiliyoruz. Zaten filmin yapımcıları da 27 farklı duyguyla başlamışlar ancak daha anlaşılabilir bir kurgu için bu sayıyı 5'e indirmeyi uygun görmüşler. Bana göre hiçbir anda biricik bir duygu içerisinde de değiliz. İçinde bulunduğumuz ruh hali duygulardan meydana gelen bir mozaik. İçinde bulunduğumuz hisler saf bir duygudan değil onların belirli oranlarda karışımından oluşuyor. Mesela bu tablo animasyonda yer alan duyguların grift halde nasıl okunabileceklerini gösteriyor. An içinde ne yaşarsak yaşayalım, ne hissedersek hissedelim. Bunun duygulanım çorbası adını verdiğimiz yaşam deneyiminden bir yudum olduğunu unutmayalım. Damağımızda eşsiz tat bırakan tüm güzel anlar, duyguların bir araya gelerek oluşturduğu benzersiz bir aromadır. Ve hayat bu aromayı layıkıyla hissedebildikçe, hissettiklerimizi başkalarıyla paylaşabildikçe güzelleşir. Umarım video limbik sisteminize hitap edebilmiştir dostlarım. Video hazırlama sürecinde bana destek olmak için katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoya dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.